süreçte sigortacılığı biraz daha fazla konuşacağız, değil mi? Şöyle sigortacılığın yarısını bilmiyoruz henüz. Yani neden bilmiyoruz? Ne kadarını rezerve ettiler? Hiçbir fikrimiz yok şu an için. Bir açıklama yok çünkü ortada. Yani rakam ne kadar büyük? Hani ödenmesi gereken bunların kaçta kaçı rezerve edildi? Yani hedging mekanizması ne kadar çalıştı? Ne kadarı şirkete yazacak? Bunları tabii henüz daha kestiremiyoruz. O yüzden biraz uzak duruyoruz. Fakat bundan bir ay önce hiç bu şeyler yokken biz bu senenin hizmet sektörü senesi olduğunu, yani nasıl yenilenebilir enerji dağıtım, işte havacılık diyorduk. Hizmet sektörünün de çok ekstra hareket edeceğini düşünüyorduk. Bunların içerisinde aracı kurumlar, bunların içerisinde sigorta firmaları vardı. Çünkü geçen sene nasıl telekomünikasyondan enflasyonu yenilebilecek yeni sözleşmeler imzalanabilir diyorduk. Sigorta için de o reaksiyon vardı. Zaten hepiniz sanıyorum hani iyi kötü kaskoları yenilemeye başlamıştınız. Fiyatlar radikal artmış durumda. Bunlar yansıyordu ki bu şey geldi. Evet, bu olmasaydı sigorta sektörü için çok olumlu konuşabilecektik. Fakat şu an darbenin büyüklüğünü bilmiyoruz. Yani biraz burada bir kör kaldık, öyle söyleyeyim. O yüzden böyle bir körlüğümüz geçsin, rakamlar biraz otursun, şirket şirket değerlendirebilirim. Çünkü her şirketin kendi risk payı işte absorbe edebildiği riskler değişecek. Bunlar üzerinden tekrar bir konuşuruz. Gerçekten iyi konuştuğumuz bir sektördü. Fakat son süreçte biraz göz ardı etmek zorunda kaldığımız bir sektör haline geldi. Peki, yaklaşık 30 hisse konuştuk bu arada.